ve ilk yürük geldi karşılaşmaya. Ev sahibi ekip Gazi Osman Paşa Spor başladı. Uğur. Hava topu mücadelesi. Şimdi ceza alanı içerisinde yaşanan bir tehlike var. Top yandan dışarıda. Gazi Osman Paşa Spor 3. dakikada gole çok yaklaştı. Taner top hala kendisinde ve topu kaybetti. Yeni Malatya Spor'da Serkan topu şimdi, kazanan isim. Evet, şimdi ara pası Özcan da az azalmaya kalır. Yeni Malatya bir şut, top üstten dışarıda. Coşkun. İyi kapatamadı yani. Ramazan topun başına, tabii Ramazan'ın kullandığı duran toplar çoğu etkili oldu. Onlardan bir tanesi olacak mı? Kaleci Sofu. Yumuşak gitti top. Coşkun. Yeni Malatya Spor yine az adamla yakaladı. Eren Görür. İki kişi var karşısında. Uzaktan bir şut. Üstten out. Eren Görür. 30 dakikalık süre içerisinde. Şimdi bir orta, bir kafa. Top yandan dışarıda. Yani Gazi Osman Paşa'nın bir orta yapıldı. Tabii savunmanın da bir dikkatsizliği var. Eren. Eren Görür. Sağ çizgide. Eren orta geldi. Şimdi bir kafa, top üstten dışarıda. Korner olması lazım. Ramazan paslaşarak kullanmayı tercih etti. Özcan tekrar pası Ramazan. Bir kafa şimdi. Koray bir şut. Savunma. Sonra yine savunma uzaklaştırıyor ama öncesinde hakemin düdüğü geldi. Ramazan serbest atışı kullandı. Kafalardan seken top. Gelişine bir vuruş Özcan'dan ama farklı şekilde dışarıda. Biraz dikkatli, biraz daha dikkatli. Özcan şimdi kullandı korneri. Arka direkte bir voley. Top üstten dışarıda. Şu dönen topları almamız lazım yani. Dönen topları İlk almamız lazım. İlk yarının son saniyelerinde dikkatli olması lazım. Şimdi Yeni Malatya Spor bir kontrakta şansı da Yeni Malatya Spor yakaladı. Özcan da orta yuvarlığa geçti. Yanında şimdi Eren'e. Eren var. İçeride Eren var. Şimdi bir şut. Yapma. Sonuç çıkmadı. Coşkun. İlk yarının skoru Gazi Osman Paşa Spor 0. Yeni Malatya Spor 0 sevgili seyirciler. Ve Halil Zeybek de ikinci yarıda oyuna dahil oldu sevgili seyirciler. Şimdi serbest atış kullanıldı. Gökhan Güney. Ali Zeybek geldi. Yeni Malatya Spor şimdi etkili gelebilir. Sağ tarafta Özcan destek verdi. Halil Zeybek gelişine bir vuruş ve topu arada gol. Halil Zeybek. Halil Zeybek attı. Yeni Malatya Spor 1-0 öne geçti. Gol Halil Zeybek. Yeni Malatya Spor 1-0 önde. Halil Zeybek. Müthiş bir sevinç. Yani top dışarı gitti diye hayıflanıyordum neredeyse. Topu filelerde gördüm. Halil Zeybek. Şimdi bu oyuncuyla ilgili konuşursak maçın başında. İstekli arzulu bir oyuncu. Yani sezona da iyi başlamıştı. İyi de götürüyordu. Geçen hafta yedek kalmasına rağmen oyuna ikinci yarıda girdi ve elinden gelen her şeyi yaptı. Oyunu ateşledi. Tribünleri ateşledi. Etkili oldu. Bir bakıyorsunuz bu maçta yedek oturtuyor. Ne gerek var yani? Ne macera arıyorsunuz? Kendi ayağınıza niye sıkıyorsunuz? Anlamıyorum yani. Destek bekliyor arkadaşlarından. Özcan da pası Emre Hasan Balcı. Emre Hasan dışarıda. Çok kolay geçti oyuncu orada. Artık karşılaması lazım bir oyuncunun. Dikkat edilmesi lazım. Uzaktan bir şut. Kaleci Erşen iyi yer tuttu. Şimdi Emre Hasan Balcı. Bir gol daha. İçeride bir yerden vuruş. Evet. Topu arada gol. Olay bitti. Yeni Malatya Spor 2 yaptı. Yeni Malatya Spor 2-0 önde. Koray. Yeni Malatya Spor 2-0 önde. Ligde 4. golü Koray'ın. Yeni Malatya Spor 86. dakikada 2-0 öne geçti. Evet, olay bitti.
Koray'ın bu arada 5. golü mü oldu? 4. golü. Ve yeni Malatyaspor iyice rahatladı. Gol yemeden. Korner kullanıldı. Evet, şimdi iyi çıkıp 3. golü de bulabiliriz. Çünkü yeni bütün hatlarıyla Gazi yine bir boş alan buldu. Offside'e düşmeden. Offside'da dikkat etmesi lazım. Atak devam ediyor yeni Malatyaspor'da. Yayda oyuncumuz var. Ali Zeybek, şimdi, Halil, Halil ve topu alarda. Mükemmel. Halil, 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 Halil. Ali Zeybek 3 oldu. 90. dakikada 3 oldu. Ali Zeybek. Gerçekten Ali Zeybek yeni Malatyaspor için ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu da göstermiş oldu. Bugünkü karşılaşmada Ali Zeybek kendisinin iki takımının 3. golünü kaydetti. İşte golün tekrarı. Şunu söyleyeyim sevgili Ahmet, yani aklın yolu hani birdir derler ya, yani şimdi bu böyle bir oyuncu var elinizde, bu oyuncuyu yedek tutuyorsunuz. Yani 2 haftadır yedek kalıyor, küsmeden oyuna girdiği zaman elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani bugün de berabere giden maçı adeta çevirdi Halil tek başına. Emre Hasan Balcı çok güzel bir ara pası. Halil, 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 Halil. 4 oldu. Hat-trick yaptı Halil. Evet. Halil'in günü. İnanılmaz, mükemmel. Halil'in günü. Halil omuzlarda. Halil patlama yaptı. Yani. Halil Zeybek coşuyor. İstanbul'da. Gazi Osman Paşa karşısında. Malatya'da coşuyor tabii ki. Liderlik hemen hemen kesin. 2-1 devam ediyor İnegöl maçı. Kopan Gazi Osman Paşa karşısında skor 4-0'a geldi. İşte Halil. Günün adamı. Tabiri caizse kozlarımızı Süper Lig'de paylaşalım. Evet, şimdi top direkten döndü. Gerçekten ilginç bir pozisyon. Yeni Malatyaspor Gazi Osman Paşa Sporu deplasmanda 4-0 mağlup etti. Goller 3'ü Halil Zeybek'ten, biri Koray Şanlı'dan geldi sevgili seyirciler. Ve yeni Malatyaspor aldığı 3 puanla haftayı lider tamamlıyor.